Gelelim bugüne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrifleri ahir zaman alameti. Ahir zaman peygamber Resulü. Ondan sonra peygamber yok. Hatemel Enbiya peygamberin sonuncusu. Efendimizin dünyaya teşrifi peygamber olarak kıyamet alametinin başlangıcı. Fiten hadisi buyurulan alametler bildiriliyor. En başta imanların zaafı uğraması. Efendimiz'e sabah mümin, akşam kâfir, akşam mümin, sabah kâfir. Bugün onlara benzemek suretiyle bir takım medyanın telkinleri maalesef çok gençte akideler bozulmaya başladı. Deizme doğru gitmeye başladılar. İffet insana ait bir keyfiyet. Ailenin şerif haysiyeti. Denayete doğru alçalmanın alçalmasına doğru gitti. Hatta Lut kavmini geçti. Boşanmalar artıyor. Evlenme yaşları çok uzadı. Velhâsıl ailelerde çöküntü başladı. Eskiden bir anne baba vardı. Sâlih anne baba vardı. Ailede gün görmüş kişiler vardı. Dedeler, nineler, amcalar, dayılar. Bu gözükmeyen bir mektepti. Mahalle vardı. Mahalle de bir mektepti. Bunlar bugün kayboldu. Bitti. Ailelerde çöküntü başladı. Ticari hayat, ticari hayat allak bullak oldu. Haram girdi. Kapitalist zihniyet, Adam Smith'in dedi, bırakın yapsın, bırakınız geçsin. Manevi tarafı yok kazancın, hep maddi taraf. Ne kadar kazandın, ne kadar üttün, faiz vesaire, tefecilik, gamli faiz, kara borsa, gabin kandırma vesaire had safhada. Yine öldürme artacak buyuruyor. Bugün de arttı. Yine siz diyor Efendimiz, kertenkelenin girip çıktığı gibi girip çıkanları tabi oradan girip çıkacak kim onlar diyor. Sahibi Yahudiler ve Hristiyanlar diyor. Bugün de aynı şey onlar bir taklit başladı. Yani Fatiha sözünde gayril mağdubi aleyhim velad dalin unutuldu. Cenab-ı Hak gayril mağdubi bu İslam dışındakilere onlardan uzak olmamızı bildiriyor. Sırat-ı lezine en'amte aleyhim. Kimle onlar? Tabi olacağımız peygamberler, sadıklar, şehitler, salihler, onlar gibi olabilmek, gayr-ı mağdûbi aleyhim ve raddâlin, dalâlettekilerden uzak olabilmek. Maalesef bugün de işte görüyoruz gençleri, bir saç moda çıkıyor, o taklit ediliyor. Başka bir moda çıkıyor, o taklit ediliyor. Velhâsıl bizim o güzel, Cenâb-ı Hakk'ın emrettiği, Rasûlullah'ın tatbik ettiği bir hayat tarzı ortadan kalkıyor. İşte bunlar aşağı yukarı bir küçük alametler, tabii büyük alametler. Ne kadar mesafe var, o tarafı bilmiyoruz. O çok kısa zaman da olabilir, biraz daha uzun zaman da olabilir. Fakat bu aşağı yukarı şunu görürüz ki, dünya kerahat vaktine girdi. Nasıl kerahat vaktine girdiği zaman acele edilir. Yoldaysan namaz iyice daralmışsa. Bugün de bilhassa bu amel-i sâlihleri işlemek bakımından gayretin artması lazım. Efendimiz buyuruyor ki Resulullah Efendimiz böyle bir zamanda diyor. Kitap ve sünnete tabi olan diyor, ehl-i sünnet yolunda olan, takva sahibi olanlar için bu yapılan gayri İslami telkinler bir zarar vermeyecek buyuruyor. Ancak bir grup bu şekilde kurtulacak buyuruyor. Demek ki bu grubun başı işine girmek lazım. Yani bir takva hayatı. Evimizde bir takva hayatı yaşanacak. İş hayatımızda bir takva hayatı olacak. Evlat yetiştirmede bir takva hayatı olacak. Demek ki bir takva hayatı üzerine bir hayatımız dizayn edilecek. Başka çare yok. Zaten bu görülen bütün şeyler gösteriyor.